Anderson masalları Küçük deniz kızı Engin denizlerin suyu öylesine mavidir ki, mavilerin en güzeli bile bu suyun renginin yanında sönük kalır. Kristal gibi parlaktır. Ama çapa atmak için de çok derindir. Yüzeye çıkmak için de bir hayli kuleler yığmak gerekir. İşte bu derinlerde deniz kızları yaşar. Oralarda sadece beyaz kum olduğu sanılmaktadır. Engin denizlerde Ağaçlar ve çok garip bitkiler vardır. Bu bitkilerin yaprakları, dalları öylesine ince ve hareketlidir ki küçük bir su akıntısı bile onlara canlıymış duygusu verir. Küçüklü büyüklü pek çok balık bu soda yaşar. Kuşların çalılık ve çitlerin arasında çırpındıkları gibi bu deniz bitkileri arasında kaynaşır dururlar. İşte kralın şatosu bu en derin yerdedir. Şatanın duvarları mercandan, sivri yüksek pencereleri amberden ve çatısı su akımına göre açılıp kapanabilen istiridye kabuklarındandır. Orası bir periler ülkesidir sanki. Her kabuğun içinde pırıl pırıl inciler bulunur. Bu incilerden bir tek bile bir kraliçenin tacına en yüksek değeri vermeye yeter. Deniz padişahı yıllardan beri evlenmemişti ve evde yaşlı anasıyla oturuyordu. Ana çok akıllı bir kadındı ve soyluluğundan ötürü gururluydu. Bunun için onun kuyruğunu 12 istir diye süslerken diğer soylu kişilerin kuyruğunu ancak 6 istir diye süslerdi. Bundan başka da değer verdiği şeyler vardı. Özellikle torunlarını genç prensleri çok severdi. Bunlar altı güzel deniz kızıydı. En küçüğü de en güzelliydi. Cildi bir gül yaprağı gibi inceydi ve tazeydi. Gözleri güneş denize vurduğu zamanki gibi parlak mavilikteydi. Ama kız kardeşleri gibi onun da ayakları yoktu. Vücudu bir balık kuyruğuyla son buluyordu. Prensesler günlerini suyun dibinde baba evinde oynamakla geçiriyorlardı. Salonlar geniş, duvarlar çiçeklerle süslüydü. Amberden pencereler açılır açılmaz, bizdeki kırlangıçlar gibi balıklarda süre halinde içeri dağılıyorlardı. Yüzerek küçük prenseslere doğru geliyorlar, ellerinden yemiyorlar ve kendilerini seve seve okşatıyorlardı. Şatunun önünde ateş kırmızısı ve koyu renkte ağaçları ile büyük bir bahçe uzanıyordu. Ağaçtaki meyveler altın gibi parlıyordu. Kıpkırmızı çiçekleri, yaprak ve sapları hep kıpırdıyor gibiydi. Dipteki ince kum kükürt alevi gibi masmaviydi. Mavim tırak bir ışık Çerçeveyle mavi gölgeler saçıyor ve denizin tadı bir olmasına rağmen insan kendini çok yükseklerde gökle beraber sanıyordu. Sanki havada güneş yoktu. Tıpkı erguvan kırmızısı bir çiçekten ışıklar saçılır gibiydi. Prenseslerin her biri istediklerini ekebilmesi için bir parça toprağı vardı. Birisi bahçesine balina şeklini veriyor. Bir diğeri bahçesinin bir deniz kızına benzemesinden hoşlanıyordu. En küçükleri de Oraya güneş gibi bir çember yaptı ve sadece kırmızı çiçekler dikti. Bu çok düşünen, az konuşan garip bir çocuktu. Kız kardeşleri batan gemilerin kalıntılarından en acayip eşyalarla bahçelerini süslerken o bahçesine güneşe benzeyen çiçeklerden başka bir deniz kazası sonucu bulunan mermerden yapılmış güzel bir delikanlı heykeli oturtmuştu. Heykelin en dibinde kırmızı bir salkım söğütmüştü. Söğüdün dalları öylesine boldu ki delikanlının çevresini sarıyordu. Mavi kuma dökülüyordu. Sanki mavi kum gök ve dalları birbirini kucaklamak için birleştirmeye çalışıyordu. Küçük prensesin en büyük zevki insan dünyası ile ilgili konuşmaları dinlemekti. Büyük annesinin ona hayvanlardan, şehirlerden, vapurlardan bildiği şeyleri anlatması gerekiyordu. Onu en çok şaşırtan Yeryüzü çiçeklerin mis gibi kokması, denizlerin de kokusuz olmasıydı. Ormanların yemyeşil olup balıkların dağları arasında bu kadar gür ve güzel ötmeleriydi. Büyük annesi çocukların anlayabilmesi için kuşlara balık diyordu. Çünkü Nedim'e hiç kuş görmemişti. Büyük anne... 15 yaşına geldiğinizde babanız sizin denizden çıkmasına izin verecek. O zaman ay ışığında mercan kayalarının üzerine oturup gemilerin geçişinde seyredersiniz. Ormanları, şehirleri ve öteki balıkları da görürsünüz. Aynı yıl büyük kız, ertesi yıl ikinci kız, sonraki yıl üçüncü kız 15 yaşına girdiler. Çünkü birbirlerinin arkasında birer yaş fark vardı. En küçüğünün ise dünyayı görmesi için 5 yıl beklemesi gerekliydi. Aralarında söz vermişlerdi en beğendikleri şeyi birbirlerine anlatacaklardı. Büyük anne onlara yeteri kadar anlatmıyordu. Ona her soruşlarında kendiniz göreceksiniz, hele sabırlı olun diyordu. Ama en küçük kız kadar hiçbiri dünyayı görmek için bu kadar sabırsızlanmıyordu. Onun sırası gelmesine çok uzun bir zaman vardı. Ama ne çaredir ki yeryüzü küçük prensesin aklından hiç çıkmıyordu. Sık sık geceleri penceresinde başını kaldırır, balıkların yüzgeç ve kuyruklarının titrediği karanlıkta suya bakardı. Ay ve yıldızları görüyordu. Yeryüzündeki kadar parlak değilse bile su altından onları bizden daha büyük görüyorlardı. Zaman zaman onların üstünde bir gölge düşse de küçük deniz kızı bunun orada yüzen bir balina olduğunu biliyordu. Bu gölge insanlarla dolu bir gemi de olabilirdi. Ama biz insanlar Dünyalar güzeli bir kızın kollarında gemiye doğru uzanıp denizlerin dibinde onları düşündüğünü bilebilir miydik? 15 ses dolunca büyük kız yeryüzüne çıkabildi. Dönünce anlatacak binlerce şeyi vardı. En güzeli dedi. Durgun sahilde ay ışığında kum üzerinde uzanıp yatmak. Limanoğa doğru baktım. Ama tıpkı yıldızlara benzeyen ışıklar görüyorsun. Müzik sesi duyuyor, gürültüler geliyor, insan kalabalığının uğultusu, arabalar ve sonra göğe doğru yükselmiş. Bir sürü kuleden gelen çan sesleri duymak. O. Oh. Küçük kız kardeşler nasıl dinliyorlar bunları ve gece pencerelerinin karanlık suya bakarak büyük şehirler canlalıyor. Gürültüsü, uğultusu hatta çan sesleri duyarmış gibi oluyorlardı. Ertesi ya su yüzüne çıkma sırası ikinci kız kardeşindi. Sudan tam güneş bakarken çıktı ve gördüğü şeyler onu büyüledi sanki. Gök altında bir kubbe gibiydi ve bulutlar mavi bir pırıltıyla geçiyorlardı. Ne kadar güzel olduklarını anlatmak güçtü. Hele daha sonraki uzun beyaz bir tül gibi güneşe doğru uçuşan kuğular. Güneş kaybolur kaybolmaz kuğular da yok oldu. Prenses onların nereye gittiğini bilmiyordu. Pembe ışık sönünce deniz gölgelendi. Hafif bir rüzgar onu rüyada gibi sallıyordu. Bu gördüklerinin en güzeliydi. Ertesi yıl üçüncü kız yüzüne çıktı. Bu kız içlerinde en atak olanıydı. Bir nehir ağzından kendini akıntıya bırakıverdi. Şişirin tepecikleri üzerinde bağlar, satılar, ormanları görmüştü. Çiftlikler ve içlerinde öten kuşlar gördü. Bu kuşlar büyük annesinin dediği gibi balık değildi. Oralarda sarı güneş öylesine sıcaktı ki prenses zaman zaman serinlenmek için yaz yanan yüzünü dalgalara yatırmak zorunda kaldı. Küçücük bir koyda suyla, suda oynayan bir sürü çocuğu rastladı. Onlarla oynamak istedi ama çocuklar korkup kaçtılar. Birden hiç görmedikleri dik siyah tüylü küçük bir hayvan. O havlayarak kendisine doğru koştu. Küçük deniz kızı korkudan denize daldı. Ama bu yeşil ormanda bağları ve yüzgeçleri olmadan bacak balıklar gibi yüzen bu sevimli çocukları hiç mi hiç unutmayacaktı. Dördüncü kız kardeş pek kendine güvenemedi. Denizde kaldı ve en güzel şeyini denizde olduğunu söyledi. Hiçbir şey manzaraya engel olamıyordu ve gökyüzü camdan kocaman bir çan gibiydi. Gemiler uzakta da olsa küçük beyaz balıklara benziyordu. Yunus balıkları sakla atıyor ve iri balıklarsa burun deliklerinden öyle su fışkırtıyorlardı ki yüzlerce köpüklü sudan fıskiye varmış gibiydi. Beşinci kız kardeşin sırası geldi. Onun yaş günü kışa rastladı. Bu yüzden de hiçbirinin görmediğini gördü. Deniz yeşilimsiydi. İri buzları sürüklüyordu. Sanki her biri bir inciydi. İçlerinden bazıları da bir kilisenin çanından daha büyüktü. Prenses buzuların en büyüğünün üzerine oturmuştu ve yelkenciler korkuyla ondan kaçışıyorlardı. Oysa her şeyden habersiz uzun saçlarıyla rüzgarda Oyunlarına bırakmış duruyorlardı. Akşama doğru gök korkunç bulutlarla doldu. Gök gürledi. Şimşekler çaktı. Kara dalgalar buz gibi yığınlarını indirip kaldırmaya başladı. Bütün gemilerin yelkenleri iniyorlardı. Ortalıkta büyük bir kuşku vardı. Buzdağın üzerinde oturan prenses hep gülümsüyor. Beyaz köpükten denize zikzaklar yaparak... Düşen mavi şimşekler onu hiç korkutmuyordu. Kardeşler su yüzüne ilk çıkışlarında yeni ve güzel gördükleri şeylere karşı hay hayranlık duyuyorlardı. Ama hoşlarına gideni yapmakta özgür olmalarına rağmen sonunda bıkıyorlar ve hatta en güzel şeyin evlerinde birlikte yaşamak olduğu kanısına varıyorlardı. Bazı akşamlar kardeşler kol kola girerek beraberce denizin yüzeyine çıkıyorlardı. Sesleri o kadar güzeldi ki hiçbir insanda bu kadar güzel ses olamazdı.